Fatma Çelik, 6 Şubat 2024, Yeniçağ, Hatay, deprem ve seçimler. Bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı doldu. Umarım aynı acıları bir daha yaşamayız. Felaketin üzerinden bir yıl geçmesiyle deprem gündem konusu olmaktan çıktı, ancak deprem mağdurları için acılar hala çok taze. Hala pek çok kişi evsiz veya kısıtlı imkanlarla yaşıyor. Böyle büyük felaketlerin ardından yaraları sarmak kolay olmuyor. Üstelik bir de deprem sonrası kriz yönetimindeki eksiklerle facianın boyutunun büyümesine de neden olunmuşken, özellikle siyasetçilerin kurduğu her cümleye daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Hatay İlçe Belediye Başkan Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı, dedi. Nereden bakarsanız bakın bu ifadeler siyasetin insani değerlerden daha mı üstün tutulduğu sorusunu akla getiriyor. Meclis, hükümet ve yargının iç içe geçtiğinden, kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığından senelerdir bahsediyoruz. Yargının her geçen gün daha da hükümet kontrolüne geçtiğini son olarak Can Atalay davasında gördük. Bu önümüzdeki aylarda Anayasa Mahkemesi'nde 2 üye daha görev sürelerinin dolması nedeniyle değişecek. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan üye sayısı da artmış olacak. Daha ne kadar kontrolüne girebilir diyebilirsiniz, ama özetle daha da bağımsızlığını kaybeden bir yargı bizi bekliyor. İş bu sebeple de kuvvetler ayrılığı ortadan kalktı deyip duruyoruz. Hep bu açıdan yatay boyutuyla ele aldığımız kuvvetler ayrılığının bir de dikey boyutu var oysa. Dikey boyutuyla kuvvetler ayrılığı ise merkezden yönetimin sakıncalarını gidermeyi amaçlar. Daha demokratik bir yönetim sağlar. İşte bu da belediyeler, yani yerinden yönetimle merkezi yönetimin ayrışmasıyla sağlanır. Ama iktidar tek elden yönetimin sakıncalarını giderecek hangi yapılanmayı destekler? Daha demokratik olmak iktidarın işine gelir mi? Kahramanmaraş depreminden etkilenen tüm şehirlerimizdeki gibi Hatay'da da yaşanılan acı, verilen kayıplar ve kaybolan tarih, kültür değerlerini geri getiremeyiz. Ancak bu bölgedeki mağdur insanların bir senedir yokluğunu çektikleri temel ihtiyaçları dahi karşılayamazlarken, o bölge insanı karşısında yetkili pozisyondaki herkesin mahcubiyet hissetmesi gerekir. Mahcup olmak bir yana, bir de bu çektikleri yokluğun siyasetle ilişkilendirilmesi hiçbir açıdan etik değildir. Fatma Çelik.